أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم الفاتحة صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kıymetli Rehber TV izleyenleri İftar sevinciyle tekrar karşınızdayız. Hazreti Süleyman Camii bahçesindeyiz. Bugün takva konusunu konuşmak istiyoruz. Takva aynı zamanda emri bil maruf, nehy anil münker. Takva nedir? Takva derecesi nedir? O dereceye ulaşmak için neler yapılmalı? Yine emri bil maruf, nehy anil münker den ne anlamalıyız? Topluma bunu nasıl yaymalıyız? Bu konuları konuşacağız. Değerli bir konuğumuz var. İttihad-ül Ulema üyelerinden kıymetli hocamız Seyda Melaremzi Uçar. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun. Nasılsınız? Ramazan'ın Allah razı olsun. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Bu güzelliğin, bu bereket ayının sonlarına geliyoruz. Evet. İnşallah takva konusunu İnşallah. Bu akşam etraflıca konuşmaya çalışacağız. İnşallah. Ama bir ilahi dinleyelim. Mahfuz kardeşimiz, abimiz bizlerle, o da ilahileriyle, eserleriyle bu akşamı, bu iftar programını renklendirecek. Şimdi önce bir eser dinleyelim, sonrasında inşallah konuşmamıza başlayalım. Thank you.
secdeye koydum ağladım. Bu aziz canımı Hakk'a adadım. Dünya yalan imiş her geç anladım. Islandı seccade gözyaşlarımla. Dünya yalan imiş her geç anladım. Islandı seccade gözyaşlarımla. Islandı seccade gözyaşlarımla. Yaşlarımla serdim seccademi kızgın çöllere. Aktı gözyaşlarım döndü sellere. Deva olamadım gonca güllere. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Serdim seccademi kızgın çöllere. Aktı gözyaşlarım döndü sellere. Deva olamadım gonca güllere. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Deva olamadım gonca güllere. Yaşlarımla ıslandı seccade gözyaşlarımla. Efendim Mahfuz kardeşimizi dinledik. Islandı seccadem gözyaşlarımla dedi. Hakikaten güzel bir atmosfer oluştu. Şimdi artık asıl günümüzün konusuna gelelim. Dedik ki takva konusunu konuşmak istiyoruz. Takvaya ulaşma yollarını biraz da konuşacağız. Kıymetli hocamız Remzi Uçar hocamız bizlerle. Hocam önce bir takva nedir? Onu bir anlayalım.
Kur'an'ı bir kavram olduğunu biliyoruz. Takva ne anlama gelir? Bunu bir öğrenelim. Buyurunuz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ile emin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul akudeten min lisani yefkahu kavli. Evet, takva dediğiniz gibi Kur'an'ı bir tabirdir. Hatta birçok ayet-i kerimede takvadan Rabbimiz bahsetmektedir, muttakilerden bahsetmektedir, muttakilerin sıfatlarından bahsetmektedir. Hakeza Kur'an-ı Kerim'de ana temalarından, ana konularından bir tane de takvadır. O yüzden mesela yüzlerce ayet-i kerimede takvayı görmekteyiz. Takvanın tarifine gelirsek alimlerimiz takvayı şöyle tarif etmişlerdir. Allah-u Teala'nın bizden yapılmasını istediğimiz şeyleri yapmamız, onları yerine getirmemizdir. Nehyettiği şeylerden de kaçınmamıza takva demişlerdir. Evet. Yine hani takva, Allah-u Teala'nın seni istediği yerde görmesi, istemediği yerde de seni görmemesidir. Tabii ki takva özellikle Ramazan ayındayız şu an. Takvanın kazanılacağı bir aydır Ramazan ayı. Ki Ramazan'la ilgili olan, oruçla ilgili olan ayet-i kerimelere baktığımız zaman Rabbimiz Bakara suresinde bizlere şöyle ferman ediyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey iman edenler! Sizden önceki milletlere, toplumlara oruç nasıl farz kılındıysa aynı şekilde sizlere de oruç farz kılındı. Umulur ki takva sahiplerinden olursunuz. Bu ayet-i kerimeyi tefsir eden alimlerimiz şöyle derler. Ramazan ayının orucu insana takvayı getirir. Hatta sadece Ramazan ayının orucu değil, bütün ibadetler, bizim yaptığımız bütün ibadetler bizlere takvayı kazandırır. İslam'ın 5 rüknüne baktığımız zaman bu rükunların tümünde takvayı görebiliyoruz. Bakın mesela bizler günde 5 sefer olarak kıldığımız namaz ibadetine baktığımızda Allah-u Teala buyuruyorlar اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Şüphesiz ki namaz insanı fuhuşiyattan ve kötülükten alıkoyar. Bu şekilde namaz ibadeti bizlere takvayı getirir. Yine bizler zekat ibadetine baktığımız zaman zekat ibadeti de bizlere takvayı getirir. Ki Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor خُدْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرْهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا Ya Muhammed, onların mallarından zekatı al. O zekat ile onları temizle ve onları tezkiye et. İşte tezkiye de takvanın bir ürünüdür. Yine bakın bizler hac ibadetine baktığımız zaman hac ibadetinde de bizler takvayı görmekteyiz. Rabbimiz Bakara suresinde bizlere şöyle ferman ederken El-Haccu eşhurun ma'lumat Femen farda fihinnel hacce felâ rafese ve la fusuqa ve la cidâle fil hac Rabbimiz buyuruyor hac belirli aylarda insanoğluna ne olmuştur? Farz kılınmıştır. Ve bu ayetlerin devamında Rabbimiz buyuruyor ve tezevvedu azık ediniz. Fe inne hayra zadi et takva. Azığın en hayırlısı da takvadır buyurmaktadır. Bu şekilde bizler bütün ibadetlerimizde takvayı görmekteyiz. Az önce dediğim gibi tabirde takvanın manasında dediğim gibi Allah-u Teala'nın bizlere yap dedi. Mesela namaz yap emridir. Akimus sala. Zekat etuz zeka. Zekatı veriniz, namazı kılınız ve hac ve diğer bütün ibadetlerde bunu görmekteyiz. Nehilerde de hakeze takvayı görmekteyiz. Allah-u Teala'nın bizlerden alıkoyduğu bütün her şeyde de aynı şekilde bizler takvayı görmekteyiz. Eyvallah. Şimdi biraz önce namaz kılın ki fuhşiyattan arınasınız mealinde ayet. Şunu anladım. O zaman Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı, yapın dediği ameller yapılınca aslında kötülüklerin de önüne geçiyoruz. Evet. Yani kötülüklere girme olasılığı da düşüyor bir defa. Öyledir. Yani birbirlerini tamamlayan unsurlardır. Öyledir. Çünkü öyle hatta oruç hakkında da Peygamber aleyhisselam hadiste buyuruyor. Es-siyamu cünnetun. Oruç bir kalkandır. Evet. Mesela zekatın hani hikmetlerine baktığımız zaman zekat bizleri neden alıkoymaktadır? Şuhtan alıkoymaktadır. Şuh ki aşırı fazla dünya malını sevmektir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam şuhu anlatırken hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. İttaku şuhha ve inne şuhha ehleke men kâne kablekum.
diyor ki şuhten, aşırı mal sevdasından ne yapınız? Çekininiz, ondan kaçınınız. Çünkü sizden öncekileri helak eden aşırı mal sevdasıydı. حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْسَفَكُ دِمَاءَهُمْ Onları öyle bir seviyeye getirdi ki birbirlerinin kanını döktüler. وَاسْتَحَلُّ مَحَارِمَهُمْ Birbirlerinin mahremlerini kendilerine haram kıldılar. Yani şuhu, bizler bu alışkanlığı zekat ibadetiyle ne yapıyoruz? Ondan kurtulmuş oluyoruz. Hakeza yani hac ibadetiyle yine bizler mesela hani hacca gittiğimizde hani Rabbimiz buyuruyor وَلَا جِدَالَ Orada cidal da yoktur, tartışma da yoktur. Bu şekilde o tartışmanın getirdiği birçok kötü ahlaktan bizleri ne yapmaktadır? Korumaktadır ibadetlerimiz. Şimdi takvayı nasıl yakalamalıyız? Elbette ki bu bahsettiğiniz konuşmalar da kısmen bu sorunun cevabı olabilir ama biraz daha fazla açmamız gerekiyor. Takvanın ölçüsü, derecesi nedir? Takvaya giden yollar nelerdir? Biraz daha bunu ete kemiğe büründürmemiz gerekiyor. Zira yani bir Müslüman, kendine Müslümanım diyen insanlar %80, %90 diyelim hadi, namazını kılıyor. Ramazan ayında da orucunu tutuyor. İşte zekatı varsa onu da veriyor. Takva için bu yeterli midir? Belki bunu sünnetlerle, bunu toplumun içerisine yayılmış olan kötülükleri engellemekle belki süslenebilir, belki kuvvetlendirilebilir. Yani takvayı nasıl elde edelim? Biraz bunu da açıklayalım. Yani takvayı elde etmenin en önemli yollarından biri farz ibadetlerin yerine getirilmesidir. Bu olmazsa olmazdır zaten. Bu olmazsa olmaz. Yani bundan ekmek sonra, gibi su gibidir. Evet. Bundan sonra ise hani hadis-i şerifte, kutsi hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyururlar. وَمَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِيلِ حَتَّ اُحِبَّهُ Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder ta ki onu severim. Buradan anlaşılıyor ki bu hadis-i şeriften takvayı kazanmanın yollarından bir tanesi nafile ibadetlerdir. Çünkü takva ehli olan Allah'a daha yakınlaşır. Bizleri de Allah-u Teala'ya daha yakınlaşılacak olan şeyler nafile ibadetlerdir. Tabi takva noktasında yine takvayı elde etmemizin yollarından bir tanesi de uzuvlarımızı günahlardan korumamızdır. Uzuvlarımızın da takva sahibi olmasıdır. Nasıl ki mesela Fakih Ebu Leys adındaki alimimiz takvayı anlatırken diyor ki takvanın insanın bütün uzuvlarına yansıması lazımdır. İnsanın eline yansıması lazımdır. İnsanın gözüne yansıması lazımdır. İnsanın diline, kulağına, insanın tüm uzuvlarına yansıması lazımdır. İnsanın takvanın insanın diline yansımasından kastımız nedir? Fakih Ebu Leys şöyle diyor dilimize yansıması şudur. Dilimizi gıybetten alıkoymamızdır. Nasıl ki Allah-u Teala diyor وَلَا يَخْطَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا birbirinizin ne yapmayınız? Gıybetini yapmayınız. Bu noktada dilimizi gıybetten, nemimeden, laf alıp götürmekten ve insanlara zarar verecek konuşmalardan dilimizi alıkoymamız bu dilimizin takvasıdır. Yine gözümüzün takvası nedir? Gözümüzü haramdan alıkoymamızdır. Bakın gözümüzü haramdan alıkoyma noktasında da Rabbimiz hani hem erkek müminler için der ya Nur suresinde وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَضُ فُرُوجَهُمْ De ya Muhammed mümin erkeklere gözlerini haramdan alıkoysunlar, iffetlerini de korusunlar. İşte bizim gözlerimizi haramdan alıkoymamız takvanın bir alametidir. Ve yine o gözü haramdan alıkoyduktan sonra o gözü Allah-u Teala'nın dilediği doğrultuda kullanmaktır. Çünkü takvanın tarifinde biz dedik ki Allah-u Teala'nın yap dediğini yapmak nehyetinden de kaçınmaktı. Burada mesela bizler Allah-u Teala'nın yap dediğini gözlerimizle nasıl yapıyoruz? Mesela Allah-u Teala'nın kelamını okumak, Kur'an-ı Kerim'i okumak. Bu şekilde bizler takvaya ulaşabiliriz. Gözlerimizi muttaki bir göz haline getirebiliriz. Hakeza kainatı düşünmek, kainatı tefekkür etmek. Bu gözler şayet kainatı tefekkür ederse o gözler bir muttaki göz olur. Yine bizim kulağımızın Allah'tan korkması dediğimiz zaman kulağımızın haram şeyleri işitmekten alıkoymamız lazım. Özellikle mesela günümüzde yani insanı Allah'tan uzaklaştıran şarkılar, türküler vesaire yani bu hoş olmayan şeylerden bizim kulağımızı alıkoymamız lazımdır. Bunun yerinde bu şekilde kulağımızı bundan nehyettikten sonra kulağımıza bir fiil yaptırmamız lazımdır. Kulağımıza yaptıracağımız fiil de Allah'ın kelamını dinlemektir. Sohbet dinlemektir. Alimlerin sohbetlerine, alimlerin meclislerine
meclislerine, hikmet ehli olan insanların meclislerine katılıp onlarla oturup onların kelamını dinlemek, bu da takvanın bir alametidir. Gözü, kulağımızın muttaki olmasıdır. Hakeza ayağımızın muttaki olması ne demektir? Ayağımızı Allah-u Teala'nın nehyettiği yerlerden ayağımızı alıkoymamızdır. Rabbimize isyan edilecek bir mekan varsa, bizleri günaha götürecek bir mekan varsa, o mekandan ayaklarımızı alıkoymamız o ayaklarımızın takvasıdır. Ayaklarımızı yine Allah-u Teala'nın dilediği mekanlara götürmemiz, ayaklarımızın bizi götürmesi, bu da takvanın bir alametidir. Ayaklarımızın bizi camilere, mescitlere, hayırlı mekanlara götürmesi, bunların tüm ayağımız içinde bir takvadır. Hakeza elimizi takvalı bir el haline getirdiğimiz zaman, elimizle insanlara zulmetmemek, elimizi hakkın yolunda kullanmak, elimizi kendi halal rızkımızı temin etmede kullanmak, bu da elimizin takvasıdır. Yine midemizin takvalı olması, Ebu Leys'in dediği gibi, midemizin de takvalı olması o mideye haram lokmanın gitmesine engel olmaktır. Eyvallah. Yani kişi haram lokmanın mideye gitmesine engel olursa bu şekilde midesini de takva ehli yapmış olur. Şimdi kıymetli hocam, takvayı biz elbette ki ibadetlerde arıyoruz. Bir de diyelim ki vatandaş esnaftır, çiftçidir, öğretmendir, doktordur. Kendi işini yaparken takva sayılabilecek, takvaya giden yol sayılabilecek ameller yapamaz mı? Tabii ki yapabilir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde bizlere şöyle buyuruyorlar. İttakillâhe haythumâ kunte. Nerede olursan ol, Allah'tan kork. Bu bize gösteriyor ki bütün mekanlarda, her alanda, her işte Allah-u Teala'dan korkmaktır. Sadece bunu mescitle sınırlamak değildir. Bilakis mesela bir doktor, bir tabip varsa onun Allah'tan korkması ne demektir? Gelen hastayı en güzel bir şekilde muayene etmesidir. Hastaya olduğu gibi davranmasıdır. Bu onun Allah'tan korkması demektir. Yine mesela bir tüccarın Allah'tan korkması demek ne demektir? Satacağı malda insanları aldatmamasıdır. Hakeza müşterinin de tüccarı aldatmamasıdır. Bu da tüccarın ve müşterinin Allah'tan korkmasına ne yapmaktadır? Delalet etmektedir. Evet. Yani dolayısıyla biz farz ibadetler, bu ibadetlerin dışında kalan nafile ibadetleri de takva yolunda atılmış adımlar olarak görmekle beraber, aynı zamanda içtimai hayatta da yaptığımız gayrimeşru yolun dışında yaptığımız işlerde takvaya giden birer yoldur, birer vesiledir elbette. Tabii ki, tabii ki. Bütün, mesela İslam bütün alanlara hitap etmektedir. Hatta mesela baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'deki en uzun sure, ya eyyühellezine amenu iza tedayentum bidaynin ila ecelin musamma ayeti, ey medenler, bir zamana kadar borç verirseniz ayetine baktığımızda, Kur'an-ı Kerim'deki en uzun suredeki ve Kur'an'ın en uzun ayeti dünyevi bir meseleyle alakalıdır. Ve orada Rabbimiz yine bizlere takvalı olmayı ne yapmaktadır? Emretmektedir o alışverişimizde dahi, bütün işlerimizde. Eyvallah. Bir nefeslenelim hocam, sonra tekrar devam edelim. Kıymetli izleyenlerimiz, yine bir eser dinleyelim, bir ilahi dinleyelim Mahfuz abimizden. Sonrasında devam edelim inşallah. Ben
şeyin sahibi, maliksin Allah. Sen beni yaratansın, halıksın Allah. Her şeyin sahibi, maliksin Allah. Ben bir garip kulum, ne olur ki sonum malumdur bu halim. Affeyle Allah. Ben bir garip kulum, ne olur ki sonum malumdur bu halim. Affeyle devam ediyoruz. İftar sevincine Ramazan ayındayız. Takva konusunu konuşuyoruz. Takvanın belki ulaşılabileceği en güzel ayda, en iyi mevsimdeyiz. Ramazan ayında oruçla, ibadetlerle, teravihlerle, Kur'an-ı Kerim okumalarıyla takvanın elde edilebileceği güzel bir ayda takvayı konuşuyoruz. Konuğumuz Mela Remzi Uçar hocamız. Hocam araya gitmeden önce takvanın nasıl elde edilebileceğini biraz konuştuk. Bir esnafın da takva yolunda bazı adımlar atabileceğini, bir doktorun da adım atabileceğini, aynı zamanda bu toplumsal bir fayda da sağlayacaktır elbette ki. Yani takvalı olma yolunda atılan adımlar topluma da bir takım faydalar sağlar herhalde. Ne dersiniz hocam? Bugün toplum nasıl ekmek suya ihtiyaç duyuyorsa günlük olarak, aynı şekilde bugün toplum takvaya da ihtiyaç duymaktadır. Çünkü toplumun dizaynı, bir toplumu ıslah edilmiş bir toplum haline getirmek, kanunlar kurmakla, cezalar uygulamakla, kameralar kurmakla, bekçiler kurmakla olmaz. Ancak o toplumu takva ile biz ıslah edilmiş bir toplum haline getirebiliriz. Bakın mesela Seyyid Kutup rahmetullahi aleyhi şöyledir. Der ki bir toplumda siz huzuru, güveni sağlamak için her bir insanın başına bir bekçi dikin. Onu gece ve gündüz ne yapsın? Gece ve gündüz o insanı gözetlesin. Ne yapıyor, nereye girdi, ne yapıyor, ne işlerle uğraşıyor diye. Bir yanlış bir işe tevessül etmesin diye ona bekçi tayin edin. Fakat diyor sizler o bekçiye kimi tayin edeceksiniz? Bekçiyi kim gözetleyecek? Burada şu ortaya çıkıyor. Eğer ki takva ehli insanlar takva ehli olurlarsa o insanlara bekçi atamaya gerek yoktur. Bilakis takvayı veririz, her insanın başındaki bekçi takvası ne olur? Ona bir bekçi olur. Bakın mesela biz bunun örneğini Hazreti Ömer radıyallahu anh'unun hayatında görebiliyoruz. Malumuz Hazreti Ömer radıyallahu anh'u hilafeti döneminde gece vaktinde herkesin uykuda olduğu esnada sokak sokak gezer. Var mı bir fakir, bir ihtiyaç sahibi? Onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışır. Bir gün yine Hazreti Ömer radıyallahu anhu kendi yanındaki birkaç sahabeyle beraber giderler, gezerler. Gezme esnalarında bir kapının önünden geçerler. O kapının önünden geçerken evin içinden bir ses gelir. O ses de bir annenin kızına olan sesidir. Der ki kızım, süte suyu kattın mı diye ona böyle bir soru sorar. Kız da şöyledir, der ki ey anneciğim, süte su katmayı Hazreti Ömer yasakladı ve bu da haramdır der. Fakat anne ona şöyledir, der ki kızım sen kat, şimdi Ömer uykudadır, Ömer bizi görmez diye böyle seslenir. Ve orada
kız, yani iman ehli olan, takvasını tam manasıyla elde etmiş olan o kız, gecenin karanlığında hiç kimsenin onu görmediği bir esnada, bekçinin dahi olmadığı bir yerde şöyledir. Bütün insanlığa örnek olacak. Bugün mesela yüzlerce kanun adamına, yüzlerce, ciltlerce kitap yazan kanun adamlarına örnek olacak bir sözü söyler. Der ki, ey anneciğim, Ömer bizi görmüyor ama Ömer'in Rabbi de mi bizi görmüyor? Ömer uykudadır, Ömer'in Rabbi de mi haşa uykudadır, der. Ve bunu duyan Hazreti Ömer o kapıya işaret bırakır ve hemen evine koşar. Bakın, evine koşar, gider çocuklarını uyandırır. Ey çocuklarım, uyanın, uyanın, der ve Asım'ı, Hazreti Asım'ı kaldırır. Der ki, ben sana bir evlenecek bir kız buldum. Bakın, İslam'ın halifesi, bakın Hazreti Ömer döneminde şu Diyarbakır fethedilmiş, Irak fethedilmiş, Mısır fethedilmiş, fetihlerin gerçekleştiği bir toplum içinde Hazreti Ömer radıyallahu anhu, yani binlerce dönümlük arazilerin sahibi olan, binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insana halife olan bir halife, köşe başında bir sokakta, belki yıkık bir evde olan bir sütçü bayanın kızını kendi oğluna istiyor. Ve diyor, ey oğlum uyan, ben sana bir kız buldum. Ve onu götürüyor, o kızla evlendiriyor. Bakın, Hazreti Ömer radıyallahu anh'un evlendirdiği o sütçü kızın soyundan öyle bir insan doğuyor ki, İslam'ın perişan olduğu bir dönemde, Müslümanların parçalandığı bir dönemde, Müslümanların bir kurtarıcıyı beklediği bir dönemde Ömer bin Abdülaziz dünyaya geliyor. Ve Ömer bin Abdülaziz öyle bir Ömer bin Abdülaziz oluyor ki, sütçü bayanın, sütçü kızın torunu olarak dünyaya gelen Ömer bin Abdülaziz, bütün o bulunduğu memlekete ve denetimde bulunduğu herkese, insanlar ve hayvanların tümüne adaleti dağıtıyor. Ve Hazreti Ömer bin Abdülaziz'in döneminde, hani malumunuz, tarihçiler derler ki, yani zekat malları artar. Zenginler fakir aramaya başlar. Zenginler fakir aramaya başlarlar, fakir bulamazlar. Çünkü Hazreti Ömer bin Abdülaziz'in döneminde herkes fakirlikten kurtulmuş. Zekat malları arta kalınca derler, bunu ne yapalım? Derler ki, evlenmemiş gençler varsa onları bu parayla evlendirin. Ve yine zekat malı artar. Der ki, haca gitmeyenler varsa haca gönderin diye, bu şekilde o zekat mallarını artırır. Ve Hazreti Ömer bin Abdülaziz 39 yaşında vefat eder. 2,5 yıllık bir hükümlüğü sürer o şeyde. Fakat büyük işler başarır. Çünkü kendisi sütçü kızın neyidir? Sütçü kızın torunudur. İşte evet, takvanın topluma getirisi budur. Eğer ki, hani konuşmanın başında da dediğim gibi, bir toplumda huzuru sağlamak istersek, bizim takvayı esas edinmemiz lazımdır. Çocuklarımıza Allah'ı öğretmemiz lazımdır. Peygamberini öğretmemiz lazımdır. Onların kalbine Allah ve Peygamberi bırakmamız lazımdır. Biz çocuklarımızın kalbine Allah ve Peygamberi bıraktıktan sonra onları istediğimiz yere gönderelim. Gözümüz arkada kalmaz. Çocuklarımız topluma da faydalı olacaklar, bize de faydalı olacaklar. Toplumu seven kişilerin topluma takvayı öğretmesi gerekmektedir. Eyvallah. Takvanın belki bir sonraki adımı, ya da takva elbette ki kişinin en ideal halidir. Ama bir de emri bil maruf nehyanil münker var. Bu konuya da bir giriş yapalım, sonra bir araya yine gideceğiz. Emri bil maruf nehyanil münker yine Kur'an'ı bir kavramdır. Yine Allah-u Teala'nın emrettiği bir hakikattir. Ne anlayalım emri bil maruf nehyi anil münker? Önce bir ne olduğunu anlayalım. Çünkü biz Arapçasını söylüyoruz. Zira dilimize o şekilde gelmiş. Biz de öyle biliyoruz. Ne demektir emri bil maruf nehyi anil münker? Sonrasında artık onun da ölçüsünü, faydalarını konuşuruz. Evet, emri bil maruf nehyi anil münker hayat demektir bence. Hayat demektir. Çünkü bizim hayatımızın idame edilebilmesi için emri bil maruf nehyi anil münkerin olması lazımdır. Bir toplumda eğer ki hayat idame edilmek isteniyorsa, o toplumda emri bil maruf nehi anil münker olması lazımdır. Şayet emri bil maruf nehi anil münkerin olmadığı toplumda ne insan hayatını bulabilir, ne de hayvan, diğer mahlukatların tümü hayatını bulamaz. Bakın mesela, eğer ki bizler katilin ne kadar kötü olduğunu emri bil maruf ile insanlara aktarabilirsek,
insanlar ne yapacaktır? İnsanı öldürmeyip insanı ne yapacaktır? Yaşatacaktır. Bizler emri bil maruf ile insanın doğayla olan ilişkisini, hayvanla olan ilişkisini en güzel bir şekilde insana anlatabilirsek, insan ne olacaktır? Doğaya, hayvana zarar vermeyecek, doğayla beraber yaşayacaktır. Ha, emri bil marufun Arapça dediğinizde bir kelimedir. Marufu emri bil maruf, iyiliği emretmek demektir. Maruf iyilik demektir. Nehy anil münker ise münker kötülük, kötülükten de insanın nehyetmesidir. Zaten hani malumunuz peygamberlerin kainata gönderiliş sebebi nedir? Emri bil maruf nehy anil münkerdir. Şu an 124 bin tane peygamberin geliş sebebi insanlara emri bil marufu ve nehy anil münkeri aktarmak içindir. Bakın bizler peygamberlere baktığımız zaman her peygamberin kendine göre özel bir mesleği vardır. Mesela Hazreti Adem Aleyhisselam'a baktığımız zaman çiftçilik mesleği vardır. Hazreti İdris Aleyhisselam'a baktığımız zaman terzilik mesleği vardır. Hazreti Musa Aleyhisselam'a baktığımız zaman çobanlık mesleği var. Hazreti Davud Aleyhisselam'a baktığımız zaman demircilik mesleği var. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'a baktığımız zaman marangozluk mesleği vardır. Hatemül Enbiya olan Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımız zaman o da bir çobanlık mesleği vardır. Ama 124 bin tane peygamberin ortak mesleği tebliğ ve davettir. Emri bil maruf nehy anil münkerdir. İşte bizler bu emri bil maruf nehy anil münkeri yaparsak 124 bin tane peygamberle meslektaş oluruz. Yaparsak diyoruz. Ya yapmazsak? Yapmamız lazımdır. Onu yapmasak diye bir husus yani ben o noktada mesela insanlar üzerindeki farziyet ya da sorumluluk nedir bu konuda? Bakın Rabbimiz Ali İmran suresinde şöyle buyururlar. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Sizlerden bir topluluk bulunsun, insanları iyiliğe çağıran, emre bil maruf yapan ve kötülükten de insanları alıkoyan bir topluluk bulunsun ve bu topluluk işte kurtuluşa eren topluluktur. Bakın bunun tefsirinde İmam İbn Kesir şöyledir. Tefsirinde şöyledir. Der ki eğer burada vel tekun minkum ummetun sizden bir ümmet olsun diyor Rabbimiz. Burada o ümmet eğer ki yeterli değilse, bugün mesela emri bil marufu iyiliği emredecek insanlar, kötülükten insanları alıkoyacak insanların sayısı yeterli değilse, burada nedir? Her Müslümanın üzerine vaciptir ki onun ne yapması? Emri bil maruf nehy-i münker yapmasıdır. Hakeza Fahri Razi de kendi tefsirinde, bu ayetin tefsirinde böyle demektedir. Yani her Müslümanın üzerine vaciptir ki emri bil maruf nehy anil münkeri yapması. Yine bakın Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar. Men ra'a minkum munkaran felyugayyirhu biyedi. Sizlerden kim bir münkeri görürse eliyle düzelsin. Bakın burada dikkatimizi çeken men kelimesidir. Arapçada men geneli kapsamaktadır. Bu imamı da kapsar, hocayı da kapsar, seydayı da kapsar, alimi de kapsar, okuyanı kapsar, okumayanı kapsar, alim olmayanı, hoca olmayanı. Kim ne biliyorsa onu aktarması lazımdır. Burada alimlerimiz der ki bunun aktarılması da vücubidir, vaciptir. Çünkü bizler emri bil maruf nehy anil münkeri yapmazsak insanlar farz-ı ayn olan ibadetlerini yerine getiremeyecekler. Bakın mesela bir insanın namaz kılması onun üzerine farz-ı ayn'dir. Varsa zekatı, zekatını vermesi onun üzerine farz-ı ayn'dir. Oruç tutmaya gücü, kudreti, buluk çağına akıllı bir insansa onun oruç tutması farz-ı ayn'dir. Eğer ki bizler emri bil maruf ile eğer ki ona o marufu, orucu, zekatı, namazı ona emretmezsek ne olacaktır? O namaz, zekat, oruç ibadeti yerine gelmiş olmayacaktır. Bu şekilde farz-ı ayn olan bir ibadetin terkine sebep olacağız. Bakın bizde İslam fıkhında bir kaide var. Diyor ki el vacibu la yetumu illa bi fe huve vacibun. Vacibin tamamlanmadığı şeyin kendisi de vaciptir. Eğer ki namaz kılmak emri bil maruf ile iyiliği emretmekle, namazı anlatmakla olacaksa o zaman bizim emri bil maruf yapmamız vaciptir. Eğer zekatı vermek emri bil maruf ile olacaksa o zaman bizim emri bil maruf yapmamız vaciptir. Bütün ibadetler bunun içine girmektedir. Devam edeceğiz. Bir ara yine müsaadenizle kıymetli izleyenler. Bir reklam aramız var. Aradan sonra inşallah sohbetimize devam edeceğiz. Müzik
çaren mi var? Azam vurmuş bir gül gibi solmamaya çaren mi İftar sevincine devam ediyoruz. Son bölümdeyiz. Emri bil maruf nehyanil münkeri konuşuyoruz. Toplumun sorumluluğunu, fertlerin sorumluluğunu bu noktada konuşuyorduk. Hocam program araya gitmeden önce bireysel belki sorumluluğu biraz konuştuk. Toplumsal sorumluluğu konuştuk. Farz-ı kifaye olduğu, hatta farz-ı ayn derecesinde olduğu, hadis-i şerifte işte bir kötülük gördüğünüzde elinizle düzeltin, olmazsa dilinizle, en azından en alt derecesiyle kalbinizle buğz edin ölçüsü var bizim için. Konuşmaya devam edelim hocam. Yani emri bil maruf nehyanil münkerin toplumaya yayılması ne gibi sonuçlar doğuracaktır? Evet, Rabbimiz ayet-i kerimede Ali İmran suresinde bizlere şöyle ferman ediyor. Kuntum hayra ümmetin uhricet dinnas. Siz insanlar içerisinden çıkarılmış hayırlı ümmetsiniz. İslam ümmeti hayırlı bir ümmettir. Fakat 3 şart orada Rabbimiz koşuyor. 3 tane şartı yerine getirirsek işte gerçek manada o hayırlı ümmet vasfını kendimizde bulundurmuş olacağız. Bu şartlar nedir? Hemen ayetin devamında Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'rufi. Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Fakat sizin ilk vasfınız nedir? Te'murune bil ma'ruf, iyiliği emredersiniz. İkinci vasfınız وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, kötülükten de insanları alıkoyarsınız. Ve üçüncü vasfınız وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ, Allah'a iman edersiniz. Demek ki bizlerin hayırlı bir ümmet olabilmemiz için
bu üç vasfı kendimizde bulundurmamız lazım. Özellikle emre bil maruf ne yani münker? İnsanlara hakkı tavsiye etmek, insanlara iyiliği emretmek ve insanları kötülükte alıkoymamız bizim hayırlı bir ümmet olma vasfına gerçek manada ulaşmamıza vesile olan hususlardır. Bakın ümmeti Rabbimiz bu ayet-i kerimede zikretmektedir. Ümmet kelimesini. Çünkü bu ümmete dünya muhtaçtır. Bakın İslam ümmetine insanlık, beşeriyet muhtaçtır. Beşeriyetin bütün hak ve hukukları bu ümmetin yanındadır. Beşeriyetin mazlumiyetten kurtulması bu ümmet iledir. Beşeriyetin zulümden kurtulması yine bu ümmetin elindedir. O yüzden bu ümmet kendi vasıflarını yerine getirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ümmet kendi vasıflarını yerine getirmezse beşeriyet bütünüyle mahvolacak ve kendileri de o mahvolma içerisinde kendileri de ondan nasibini alacaklardır. Bakın bugün dedik ya bütün insanlar bu ümmete muhtaçtırlar. Bu ümmetin kapı kapı insanlara ulaşması lazımdır. Bakın İslam davetçilerine insanlık muhtaçtır. Hele hele İslam aleminde şu an bizim bu memleketimizde bu Diyarbakır'da dahi bizim muhtacız bu işe. Özellikle bakın şu yanı başımızda bulunan Hazreti Süleyman Camisi'nde şu an 27 tane sahabe metfundur. Peygamber aleyhissalatü vesselamın halkasına girmiş, Peygamber aleyhissalatü vesselamını görme şerefine nail olmuş insanlardırlar. Allah'ın Kur'an'da onlardan bahsettiği radıyallahu anhum ve radu anh, Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuş olan insanlar bakın Mekke'yi, Medine'yi terk ettiler. Niçin geldiler buraya? İyiliği bizlere ulaştırmak için. Bizlere iyiliği emretmek için buralara kadar geldiler. İşte o açıdan bugün İslam davetçilerinin de insanlara ulaşması lazım. Ağlayan annelerin gözyaşını silenler İslam davetçileridir. Başkaları değildir. Başka insanlar ağlayan annelerin gözyaşlarının gözyaşını sileceğine daha fazla onların gözyaşını aktı. Bakın o annelere gözyaşını silmek İslam davetçilerinin işidir. Bir an önce ağlayan anneleri ağlatmamamız lazımdır. Kötülüklere bulaşmış olan binlerce genç anneleri onları gece vakitlerine kadar kapılarda onların yolunu gözlüyorlar. Biz o gençlere ulaşmamız lazımdır. Kötü işlere bulaşmış, maddeye bağımlı kalmış gençler var. Bu gençlere annelerinin gözünün yaşını o gençleri kurtararak bizler sileriz. Akan insanların kanının sona ermesi yine emri bil maruf nehy anil münkerledir. Bakın yine hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam emri bil maruf hakkında şöyle buyurmaktadır. Onun önemini dine getirmekte şöyledir. Ed-dinu nasiha. Din nasihattır. Bakın özellikle böyle bir tabiri Peygamber aleyhissalatü vesselamın kullanması yani İslam dininin en büyük rüknü nasihattır. Nasıl ki hac hakkında Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor el-haccu arafe. Hac arafedir. Çünkü haccın en büyük rüknü harafedir. Hakeza bu dinin de en büyük rüknü emri bil maruf nasihattır. O yüzden Peygamber aleyhissalatü vesselam ed-dinu nasiha demektedir. Din nasihattır. Eğer bu dini anlamak isterseniz, algılamak isterseniz, yaşamak isterseniz bu din nasihattır. Bakın bu hadisi şerifin şerhinde İmam Nevi Sahih-ül Müslim'in şerhinde ve akeza Erba'in-i Nevi'nin şerhinde İmam Nevi bunu şerh ederken şöyle diyor. Diyor bu hadisin İslam'ın üç şeyiyle alakası vardır. Hem İslam'la Cibril hadisi İslam'ı, imanı ve ihsanı anlatırken İmam-ı Nevi diyor ki ed-dinu nasiha hadisi bunlarla alakadardır. Çünkü nasihat yaptığımız zaman İslam'ı ne yapacağız? Öğreteceğiz. Nasihat yaptığımız zaman imanı aktaracağız. Nasihat yaptığımız zaman ihsanı insanlara öğreteceğiz. İhsan ki Allah-u Teala'yı görürcesine ona ibadet etme hususunu insanlara bununla ne yapacağız? Aktaracağız. Bu açıdan emri bil maruf ve nehy anil münker bizim için bir hayati bir meseledir. Bakın bizler emri bil maruf, nehy anil münkeri yaparsak hayırlara, en karlı olan ticareti elde ederiz. Bakın bizler ölmüşüz, mezarımızdayız, asırlar geçmiş ama emri bil maruf nehy'anil münkeri yaptığımızdan dolayı bizim amel defterimiz kapanmaz, salih amellerimiz yazılır. Bakın mesela bizler bir insana emri bil maruf yaparaktan onu namaza başlatırsak, onu ibadetlere, ibadetleri ona sevdirirsek, onu kötülüklerden alıkoyarsak, Allah-u Teala'ya abid bir kul haline getirirsek, o insanın yaptığı bütün sevaplara bizler de ortak olacağız. Nasıl ki bugün 27 sahabe ve onlarla beraber Diyarbakır'ın fethine gelen o sahabeler, şu an bizim bu konuşmamızdaki hayır
sevaba onlar ortaktırlar. Ve bizim hayrımızdan hiçbir şekilde eksilmeksizin. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam hadisi şeriflerinde bizlere şöyle aktarmaktadır. Men delle ala hayrin felehu mitlu ecri failihi. Kim insanlara bir hayrı öğretir, bir hayrı gösterirse yapanı kadar sevap vardır. Yine bir başka hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar. Eddallu kel fa'ili. Gösteren yapan gibidir. Bakın işte bizler bugün bir insana iyiliği, iyi bir şeyi öğrettiğimiz zaman bizim o iyiliğimiz de eğer nesillerden nesillere aktarılırsa bizim vücudumuz kabirde, mezarda çürümüş ama bizim salih amelimiz çürümemiş. O amel defterimiz çürümemiş. O amel defterimiz ne olacaktır? Yazılmaya, melekler tarafından yazılmaya devam edecektir. Bakın hatta emre bil maruf, nehy-i münkerin sevabı o kadar çoktur ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali radıyallahu anhu'yu Hayber'in fethine gönderirken hani ona şöyledir, der ki fevallahi, Allah'a yeminler olsun. Bakın Peygamber sen burada yemin ediyor. Fevallahi le'en yehdiyallahu bika raculen hayrun leke min humuri ne'imi. Ya Ali, Allah-u Teala senin elinle bir insana hidayet vermesi sana kızıl develerden daha hayırlıdır ey Ali. İşte kızıl develer ki o zamanın, o dönemin en değerli eşyaları. Bugünkü mesela en lüks araba o zamanın kızıl develeriydi. İşte o onlardan daha hayırlı. Hatta hadisin başka rivayetlerindedir. İki dağ arası kızıl deveden daha hayırlıdır. Bir başka rivayettedir. Güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha hayırlıdır. Başka bir rivayettedir. Dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. İşte böyle bir hayır, böyle bir sevap varken bizim onu kaçırmamamız lazımdır. Bu hayra, bu sevaba ulaşmanın yolu insanlara emri bil marufi yapmak, ne yani mükerri? İnsanlara hayrı emretmek, hayra insanları çağırmak ve kötülüklerden ne yapmaktır? İnsanları alıkoymaktır. Kıymetli hocam, şimdi genelde toplumun algısı şudur. İslam'ı anlatan, dini anlatan hocalardır, imamlardır, camidir. Camide bu anlatılır. Emri bil maruf nehyanil münkerde sorumlu hocalar mıdır, seydalar mıdır, imamlar mıdır? Sıradan vatandaş, yolda giderken, esnaflık yaparken, komşuluğu yaparken nasıl yapabilir? Emri bil marufu nehyanil münker görevini nasıl yerine getirebilir ya da sorumlu mudur? Tabii ki emri bil maruf nehyanil münkerle bütün Müslümanlar sorumludur. Mükellef olmuş, buluk çağına ermiş bütün Müslümanların bu işle sorumluluğu vardır. Çünkü okuduğum hadiste daha ne demiştik ya? Men ra'a minkum münkeren, sizlerden kim bir kötülük görürse onu ne yapsın? Onu eliyle engel olabiliyorsa eliyle engel olsun. Ona gücü yetmiyorsa diliyle, diliyle gece gücü yetmiyorsa kalbiyle buna engel olsun. Ona buğz etsin. Bu hadis bize göstermekte ki toplumun her tarafını kapsamaktadır. Yine bakın başka bir hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar. Neddarallahu imri'en semi'a minna şey'en febellegahu kema semi'a. Diyor Allah-u Teala o kişinin yüzünü nurlandırsın. Bizden bir şey işitir ve o şeyi olduğu gibi insanlara aktarır ya, işte o kişinin yüzünü Allah-u Teala ne yapsın? Nurlandırsın. Bakın bu hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam kişi diyor. Burada alim, hoca veya bilgin kastetmiyor, kişiyi kastediyor. Çünkü sahabe arasında bakıyoruz ki sahabeden bazısının ilmi çok azdır. Mesela özellikle İslam'ın ilk öğretmeni olan Mus'ab bin Umeyr Medine'ye gittiği zaman Medine'de rivayetlerde onun ilminin çok az olduğu, hatta bazı rivayetlerde Fil suresini bildiği söylenilir. Bakın ilmin de çok geniş olmasına gerek yok. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor belliğu anni velev ayeten velev ki bir ayet dahi olsa benden insanlara aktarınız. Yani bir kelime dahi olsa insanlara aktarmak lazımdır. Bakın bazen insan hani derler bir kelimeyle cennete girer, bir kelimeyle cehenneme girer. Bazen bizim aktaracağımız bir kelime insanın bir insanın kalbine gider ve o kalbinde nakşeder ve onun kurtuluşuna sebep olur. Bakın buna bir örnek olarak verirsek, bakın bir insan, bir genç vardır. O genç hayatı boyunca Allah-u Teala isyan etmiş, kötülükler içinde ömrünü geçiren bir gençtir. Fakat kendisi günlerden bir gün gidiyor namaza, camiye. Camide hoca ona orada konuşuyor, vaaz ediyor. Tabii o vaazı dinliyor. Vaazdan sonra tabii yıllar geçmiş. O vaazın ardından da yıllar, seneler geçmiş. Bu genç yaptığı kötülükler o kadar onu sıkmış ki artık intihar edecek dereceye gelmiş. Ve bu genç intihar etmek için boş bir mekana gidiyor. O mekanda eline silahını almış, silahı kafasına dayanmış. Tam tetiği çekeceği esnada yıllar önce gittiği o camide hoca sohbetinde demiş ki insan
kendini kendi eliyle öldürürse, insan intihar ederse ebedi cehennemliktir. Bakın diyor, insan intihar ederse ebedi cehennemliktir sözü bu gencin aklına geliyor. Hemen o silahtan elini çekiyor. Diyor ki şayet ben kendimi öldürürsem ebedi cehennemliyim. Ve o şekilde silahtan elini çektikten sonra gidiyor, abdest alıyor, tövbe ediyor, Rabbine yöneliyor ve salih bir genç haline geliyor. Bakın işte sadece ömründe belki bir sefer hocanın sohbetine gitmiş, bir kelime duymuş ve o kelime de onda kalbine nakşetmiş, aklının bir yerinde yer edinmiş ve onu kurtardı o kelime. Hem dünyasını hem de ahiretini. İşte İslam davetçileri insanların hem dünyasını hem ahiretini kurtarıyorlar. Bu açıdan İslam davetçilerinin bir an önce insanlara ulaşması lazım. Perişan olmuş insanlar var. Uçurumun kenarında olan insanlar var. Bakın mesela bir insan bizim önümüzde bir kuyuya düşmüş, ayağı kolu kırılmışsa biz o insanı o şekilde bırakır mıyız? O şekilde bırakmamız caiz değildir. Bakın hatta mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam, hatta alimler fıkıh kitaplarında şöyle derler. Derler ki eğer ki bir insan suda yüzüyor ve suda boğulacaktır, boğulma esnasındadır, sen oruçsun mesela, Ramazan ayıdır, oruçtur, sen orucunu kırman gerekir. Orucunu kırıp o insanı kurtarman vaciptir ve o insanı kurtarmak yine vaciptir. Bakın bugün binlerce insan, binlerce gencimiz günahın içine dalmış. İslam davetçilerinin bir an önce o dipsiz kuyulara düşmüş olan gençlerimizin o kuyunun dibine varmadan ellerini uzatıp onları kurtarması lazımdır. Uçurumun kenarına gitmiş o gençlere bir an önce ulaşıp onları kurtarmamız lazımdır. Bu bizim üzerimizdeki en büyük mükellefiyetliktir. Bu bizim üzerimizdeki farziyettir. İslam davetçilerine olan en büyük nasihat ve kulaklarımızda, beynimizde çıkmayacak olan nasihat, emri bil maruf, nehi anil münkerdir. Hiçbir zaman terk edemeyiz. Çünkü bizim varlığımız, bizim mevcudiyetimiz emri bil maruf, nehi anil münkerledir. Şayet bizler emri bil maruf, nehi anil münkeri terk edersek bu dava, İslam davası hiçbir yere yayılamaz. Bakın İslam'ı kıtalar ötesine, ta Endülüs'e kadar, Endülüs'ün kapılarına kadar Tarık bin Ziyad'ların götürmesi emri bil maruf nehyanil münker fikriyledi. Diyarbakır'a, Ahmet'imize bunu getirmenin yolu emri bil maruf nehyanil münker iledi. O yüzden İslam davetçilerin kendi mükellef ettiklerinin farkına, sorumluluklarının farkına varmaları lazımdır. Allah razı olsun. Kesinlikle çok teşekkürler. Olsun. Bu oruç zamanında, iftara yakın zamanda hakikaten konuşmakta güçlük çekiyor insan ama evet, o kadar güzel anlatıldı. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim bu akşamki konumuz takva, emri bil maruf, nehyanil münkerdi. Nokta koyacağız bu akşama. Kıymetli seyidamıza bir kez daha teşekkür ettik. Bir ilahiyle iftar sevincini bitireceğiz. Yarın son programımız olacak. Bizler de artık veda edeceğiz. Yarına kadar tekrardan inşallah görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kaçın oldu, ayrı kaldın dergahından. Derviş baba, bir öpeyim tesbihinden. Kaçın oldu, ayrı kaldın dergahından. Nasıl oldu, ben ayrıldım o dergahtan. Tadamadım, o kokuyu ben bir dama. Nasıl oldu da ayrıldım o kokundan, tadamadım o kokuyu ben bir daha. Hasret kaldım dergahına derviş babam, bana tesbih bana bir bir söylesene. Hasret kaldım dergahına derviş babam, bana tesbih bana bir bir söylesene.
sene. Anlat nasıl katılayım o dergaha, erem hakkın rızasına derviş baba. Anlat nasıl katılayım o dergaha, erem hakkın rızasına derviş baba. Arbanalar çalınırken içim ferah, böyle takdir etmiş bugün yüce Allah. Arbanalar çalınırken içim ferah, böyle takdir etmiş bugün yüce Allah. Şahlanıyor arbanalar lan meydanlar, hatırlayım razı olsun benden Allah. Şahlanıyor erbanalar lan meydanlar, hatırlayım razı olsun benden Allah. Hele yavrum can dervişim gel yanıma, erbanalar kalkmış bugün bu dergahta. Kan gölüne dönmüş bölge baba baba, vuruluyor Müslümanlar hep ardarda. Kan gölüne dönmüş bölge baba baba, vuruluyor Müslümanlar hep ardarda.